Merhabalar kitap dostu. Atlas'ın evrenine hoş geldin. Bugün sana George Samuel Clayson'ın Babil'in En Zengin Adamı kitabından bahsedeceğim. Bundan yaklaşık 5000 yıl önce Babil dünyanın en zengin şehriymiş. Babil'in en zengin insanı ise Arkad diye bir adammış. Arkad'ın sıfırdan başlayıp dünyanın en zengin şehrindeki en zengin insana dönüşmesini sağlayan bir takım yolları var. O dönemde insanlar erkek evlatlarıyla birlikte yaşıyorlar ve onlar öldükten sonra miras direkt oğullarına kalıyor. Ama Arkad bu konuda farklı düşünüyor ve oğlu Namasir'i yanına çağırıyor. Namasir'e şöyle söylüyor: "Ben dünyanın en zengin şehrindeki en zengin insanım ve malımı mülkümü sana bırakmak istiyorum. Ama bu kadar büyük bir parayı, altını senin yönetip yönetemeyeceğini bilmem gerekiyor. Bana daha genç bir delikanlıyken verilmeyen iki tane şey vereceğim sana ve 10 sene boyunca farklı bir şehirde yaşayacaksın. Daha sonra döndüğünde bu 10 senenin hesabını vereceksin ve duruma göre parayı yönetebileceksen parayı sana bırakacağım. Eğer yönetemeyeceksen rahiplere bırakacağım," diyor. Namasir bunu kabul ediyor ve babasından iki tane hediye alıyor. Birisi bir çanta dolusu altın ve diğeri ise bir tablete kazılı 5 tane öğüt. Namasir genç ve tecrübesiz olduğu için çantasındaki altının çoğunu Minevar'a giderken yolda kervan yolculuğunda kaybediyor. Daha sonra Minevar'da çeşitli işlere katılıyor ve o işlerde de parasının kalanını kaybediyor. Daha sonrasında babasının ona vermiş olduğu tablet aklına geliyor ve tableti okumaya başlıyor. Bu tablette babasının ona 5 tane öğüt olduğunu görüyor. Ve bu öğütler şöyle: birinci kural, gelirinin en az onda birini kenara koy. İkinci kural, altın kendisine gelir getiren bir iş bulan birisi için çalışır ve çoğalır. Üçüncü kural, altın kendisini nasıl yönlendireceğini bilen birisinin emrinden asla çıkmaz. Dördüncü kural, altın anlamadığı işlere ya da o işte tecrübesi olmayan insanların tavsiyesine güvenen insanların elinden kayar gider. 5. İmkansız kazanımlara yatırılan altın sahibinin elinden kayar gider. İşte bu 5 öğüt sayesinde Namasir 3 çanta dolusu altınla geri dönüyor babasının evine 10 sene sonra. Babası onun şerefine bir şölen veriyor ve konuşmaya başlıyorlar. Namasir babası arkada, "İşte bu bir çanta dolusu altın bana vermiş olduğum bir çanta dolusu altının karşılığı. Diğer 2 çanta dolusu altın ise bana verdiğim 5 öğüdün sayesinde kazandıklarım," diyor. İşte siz de kitaptaki bu 5 öğüdü ve diğer bilgileri kullanarak kendi paranızı biriktirebilir ve onun kendi kendine çoğalması için çeşitli yatırımlar yapabilirsiniz. Dedemin babama söylediği çok güzel bir söz var: "Aklın varsa neylersin malı, aklın yoksa neylersin malı." Yani bir insan bilge ise parayı zaten bulur. Bilge değilse var olan parayı da kaybeder. Bir sonraki videoda Brian Tracy'nin Yeo Kurbağa kitabından bahsedeceğim sana. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Kitapla kal, hoşça kal.